hayatımın rolü. Ömer manyak bir dizi projesi. Güneş Yapım önce Kıvanç'ı teklif etmiş, sonra vazgeçip beni aramışlar. Kıvanç'tan aşırı sarışın diye vazgeçmişler. Ona uygun ışık yapınca yanındaki oyuncuların suratı zenci gibi karanlık kalıyormuş. Beyaz ya o. Işığı full yansıtıyor. Projektör gibi çocuk. Star ışığı işte. Of dayanamayacağım. Bana da bir teklif geldi. Harikulade tarihi bir dizinin başrolü yeni sezonun bombası olabilir. Wow. Abi Über senin de. Biz Fırat'ın yazgısından nasıl ayrılacağız? Ayrılırsanız eşek gibi tazminat ödersiniz. Ancak tufan bizi kovarsa özgürlüğümüze kavuşabiliriz. O zaman kovulacağız abi. Gelmiş geçmiş bütün oyuncu arızalarını çıkartıp bir şekilde kovulacağız. İkiniz de üçer saat geciktiniz. Ben hiç gelmeyecektim. Sabah 11'de set mi olur ya? Ben zaten oynamak istemiyorum demek için geldim. Sebep? Karakterle iletişimim koptu. Bir ara konuş istersen. Ben de oynamayacağım. Tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Ben de pazartesi sendromu yaşıyorum. Pekala arkadaşlar. Haklısınız. Nasıl isterseniz bugün paydos verelim. Dinlenin. Nasıl ya? Ay galiba ben de Stockholm sendromu yaşıyorum. Ben bu senaryoyu oynamam. Ben bırak oynamayı okumam bile. Nedenini sorabilir miyim? Çok kötü. Çok uzun. Hem uzun hem kötü. Birinden biri olmasaydı iyiydi. Öyle de olmasaydı böyle de olacağı yok idi. Ne diyor o? Ne dediğimi anlamayan bir yazar benim için nasıl replik yazacak acaba? Şey, ben şeyden çok rahatsız oldum. Senaryoda birçok noktalama işareti eksik. Benim karakterim zaten bambaşka bir yere kaymış. Esas benim karakter nasıl kaymış, nasıl kaymış? Artistik buz patenajı abi. Hocam, ben Civan'ı tanıyorum. O adam öyle şeyler yapmaz. Nasıl şeyler yapmaz? Bilmiyorum, okumadım ki senaryoyu. Yani senaryo çok uzun. Nesne okuyayım ben onu ya, çüş! Ne oluyor oğlum ya? Ne demekle oluyor ya? Ne demekle oluyor? Oyuncu duygusaldır. Oyuncu hezeyandır. Lanet olsun! Şişmişsiniz. Sezon sonu. Normaldir. Gidin kendinizi acık, börtü böceğe, yeşile yayın. Akşam üzeri gelin çekelim. Kız verin tazminatları gitsin. Gençsiniz. Taşıdıksanız suyunu çıkarırsınız. Çalışır yaparsınız. Belalı bir boşanma gibi ya bu. Öteki tarihi diziye aşık oldum Emir. Elimde değil. Oh, ya ben de yarın yeni yönetmenimle buluşuyorum. Tufan Hoca'yı artık sevmiyorum. Tufan kaçın kurası? Sizi bedavadan kovar mı hiç? İki jen ayrılacaksa, dizi sarsılacaksa söke söke para alacak. O belli oldu. Ya suratına tükürsek aa yağmur yağıyor diyecek artık ya. Tazminat 13 bölüm parası. Verip kurtulsak mı? Abi bayağı bir para yalnız o. Özgürlüğün bedeli yoktur Emir. Kunta Kinte gibi olduk iyice anasını satayım. Evet, 8 saattir bekliyoruz. Moraliniz düzeldi mi? Fevkaladeyiz. Full alkolüz hocam. Senaryoyu oynamasak diyoruz. Başka bir hikaye uydursak. Hikaye ne? Bizim bir fikrimiz var. Öyle mi? Nedir? Gay oynamak istiyoruz. Evet, Civan ve Fırat birbirine yürüsün. Gay mi? Ya siz deli misiniz? İki tane kapı gibi aa ne geyi?
İşte böyle olunca performans alanım efsane daralıyor. Yok, illa gay oynayacağız. Yoksa oynamayacağız. Tamam ulan. Gay oynayın. Deneysel olur. Ben tayt giymek istiyorum. Ha, iyi fikir. Ben de kostümlerimi beğenmiyorum. Esra'cığım, yarına sete rengarenk taytlar alınsın. Bu sahneleri yarın sabah taytla çekeceğim. Mutlu muyuz? Sanatçı adamsınız abi. Mutlu olmazsanız çalışamazsınız. Eminsiniz? Tazminatı gözden çıkardık. Pekala. Bence yanlış karar ama istifaları hazırlattım. Sessiz bu dizi olmaz ki. Sen televizyonun dahi çocuğusun Tufan. Daha iyi aktörler bulursun ya. Biz iki salağız abi. Bizi gözünde fazla büyütme. Benim ezber full gitti, iyi mi? Oğlum yakının değil, bir şey değil. Topla kendini, gir oyna işte. Ya şu an kendimi über kötü hissediyorum. Hadi sen gir adamları oyala. Hadi, hadi gir. Hadi. Hadi, hadi. Rolü duydum, ajanstan geldim. Peki, buyurun. Gelmişken bir görelim. Buyurun. İyi ki doğdun çirkin. Teşekkürler, biz sizi ararız. Biraz geç kaldı, pardon. WhatsApp kardon. Hoş geldiniz Emir Bey. Buyurun. Ne içersiniz? Kahve alayım ben. Bol şans. Eyvallah. Ne olmuş ne? Rol için seni beğenmişler. Yok artık, şaka. Oğlum oyla dedik, sen ne yaptın orada? Karşım ne bileyim ben işte senin gibi oynadım. Pardon? Benim gibi mi oynadın bro? Okulun dibini okusan oynayamazsın benim gibi. Bu iş yetenek işi. Ya ben zaten oyuncu falan değilim de. Manyak mı lan bunlar? Emir danışman dururken abuk subuk tiplere rol vermeler filan. Abuk subuk ben miyim? E kimsin ki oğlum sen? Hayatında bir işte bir aydan fazla çalışmamış, dağınık, derbeder bir tipsin. Piyasaya bak ya. Sana gıcıklığına gidip o dizdeki rolü kabul etmek lazım ya. Rolü Bora aldı ya. Ups. O ne ya? Beni aniden rol için fazla yaşlı buldular. Her hafta televizyondayım. Lise yılındaki fotoğrafımı bakıp seçtiniz gerizekalılar. Abi, biz şimdi işsiz miyiz? Bekle bizi Firuza kahve. Ha. 13 bölüm parası da gitti. Çocuklar, siz ne yapıyorsunuz burada gündüz vakti? Deli misiniz oğlum? Geri dönün. Bizim diziye. Seni yüzüstü bıraktığımız halde. Ulan size şekil mi yapacağım? Dönün işimize gücümüze bakalım. Deniz de üzülüyordu zaten. Abi, über serin bir insansın. Lafı mı olur? Fırat'ın yazgısı sizin eviniz oğlum. Baba. Nasıl? Ama ben dizi için gelmiştim. Biz tıbbi malzeme ithal ediyoruz. Tufan mı ayarlamış?
Şirketler, diziler hepsi kurmaca mı? Şeytanlık bu. Yapımcı değil, bildiğin Lucifer. Böyle iş mi olur ya? Ben serserinin tekiyim abi. Anlamam hiçbir şeyden. Abi, senden ahlaksızlık beklerdim ama bu kadar çıtayı yükselteceğini beklemezdim. Olmayan dizilerle ilgili ne hayaller kurdun? Yapmadığımız kalmadı. Kovmamak için 8 takla attın. Ne için? 13 haftalık paramızı almak için. Öküz gibi sert. Sizi kovsaydım siz benim kaç haftalık paramı alacaktınız? Almayacaktık. Tazminat şartın yok ki. Ama ekmeğimle oynayacaktınız. Dizi devam ediyor. Kaç kişi çalışıyor burada? Nereye otursaydınız daha karpuz kesecektik. Ha, yine biz mi suçlu olduk? Lan her teklife atlıyordunuz duydum. Dedim en iyi teklifi ben vereyim. Diziyi bırakıp arkasına bakmadan giden, işimizi gücümüzü bozan hem geri gelir hem de üstüne para verir. Tufan Paksoy'um ben. Televizyonun dahi çocuğu. Çok uzatıyorsun bro. Ya bu mu sistemimiz? Emir başarılı, zengin, ünlü, Bora yancısı. Bora Emir'in başaramadığı bir şeyi başarınca dengelerimiz sarsılıyor. Ya işsiz kalmanın travmasıyla sayko sayko konuştum. Ya sen niye abuk subuk heriflerle takılıyorsun ki? Kendini üstün mü hissediyorsun? Var ya ben bir icat yapıp 70 milyon dolar kazansam benle konuşmazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.